Yıllardır akrabalarıyla ilgili haber alamayan Uygur Türkleri bu hafta başı BBC tarafından ifşa edilen ve Doğu Türkistan'ın Karakaş bölgesindeki 650 aileden 3000'den fazla kişiye ilişkin kişisel bilgilerin bulunduğu Karakaş listesinden ailesi hakkında bazı bilgilere rastladı. Türkiye'de yaşayan 3 çocuk annesi Rozi Nisan Mehmet Tostik, Karakaş listesinde kaydedilen 597 nolu evraktan 3 senedir hiçbir haber alamadığı ablası Rozi Niyaz Mehmet Tohti'nin gerekçesiz 10 yıl hapis cezasına hükmedildiğini ve 358 nolu evraktansa kız kardeşi Paten Mehmet Tohti'nin 2'den fazla çocuk sahibi olduğu bahanesiyle 8 Mart 2018 tarihinde Karakaş 4. ceza kampına kapatıldığını öğrendi. Fakat Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi geçen hafta Münih'te gerçekleştirdiği basın toplantısında ceza kamplarının olmadığını, Doğu Türkistan'da halkın refah içerisinde Çin Komünist Partisi'nin himayesi altında mutlu bir yaşam sürdüğünü iddia etmişti. Oysa sızan belgeler ve canlı tanıkların beyanı Çin'in Uygur Türkleri meselesinde kamuoyuna yalan söylemekte olduğunu bir kez daha gösterdi. Doğu Türkistan'ın Hotan bölgesinde 174 Uygur Türkünün koronavirüsü tehdidiyle karşı karşıya kalan Çin'e gönderildiği bildirildi. Çin'de Wuhan başta olmak üzere birçok kentte koronavirüsü korkusuyla sokağa çıkma yasağı uygulanırken Hotan vilayetindeki yerel yetkililer 174 Uygur gencin 22 Şubat tarihinde özel uçakla Çin'in Changsha kentine gönderildiğini, 300 kişinin daha gönderileceğini açıkladı. Yıl sonuna kadar 50 bin kişinin işçi transferi adı altında Doğu Türkistan'ın diğer bölgelerine veya Çin'in iç kesimlerine gönderileceği bilgisi paylaşıldı. Gurbetteki Uygurlar, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün Doğu Türkistan'daki milyonlarca Uygur Türkünün kapatıldığı toplama kamplarında kitlesel ölümlere neden olmasından ve Çin'in bu virüsü Uygurları yok etme bahanesi olarak kullanılmasından endişeli. İran'da koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken Türkiye İran sınırını kapattığını duyurdu. Türkiye'nin haricinde Irak, Pakistan, Türkmenistan, Kuveyt ve Suudi Arabistan'da İran sınırını kapatmıştı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün itibariyle İran'da toplam vaka sayısının 43, ölüm sayısının ise 8 olarak kaydedildiğini aktardı. Dün itibariyle en son İsrail ve Lübnan dahil olmak üzere 32 ülkede toplam koronavirüsü vaka sayısının 78.442 ve toplam 2.464 ölüm bildirimi olduğu söylendi. Öte yandan İtalya'da yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüsünün ülkede şu ana kadar toplam 152 kişiye bulaştığını, bunlardan 3'ünün yaşamını yitirdiğini, son ölen kişinin Karemano kentinde olduğunu dile getirdi. Virüs salgınının ülkenin kuzeyindeki bölgelerde hızla yayılması sebebiyle birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verildi. Milano Dioma Katedrali başta olmak üzere pek çok kilisenin de kapatıldığı bildirildi. Ayrıca koronavirüsü salgını nedeniyle Venedik Karnavalı iptal edildi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararının iki devletli çözüme zarar vereceğini aktardı. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Borrell, İsrail'in Doğu Kudüs'ün Givat, Hamatos ve Harhoma bölgelerinde yeni yerleşim birimi inşa etme kararının Kudüs ve Beytüllahim arasındaki coğrafi bitişikliği keseceğine dikkat çekti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Doğu Kudüs'te yer alan iki yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 5200 yeni konut inşa edecekler açıklamıştı. Almanya'nın Hanover kentinde ırkçı terör saldırısını protesto etmek için yaklaşık 10 bin kişi yürüdü. Kurtschumacher meydanında toplanan binlerce kişi teröre ve İslam düşmanlığına karşı düzenlenen yürüyüşte ellerinde terörü lanetleyen dövizlerle kent merkezindeki meydana kadar yürüdü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yürüyüşe saldırıda ölenlerin yakınlarının yanı sıra Hanover'la Almanya'nın başka kentlerinden, Avrupa'nın farklı ülkelerinden ve Türkiye'den de katılım oldu. Almanya'nın Hanover kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.